Şimdi burada en büyük sorumluluk vatandaşındır, ev sahiplerinin birincisi. Neden ev sahipleri? Yani şimdi Odunpazarı Eskişehir'in ilk yerleşim yeri olduğu için buralarda eski binalar çok, kerpiç binalar çok. Yani yıkılmaya yüz tutmuş, buradan taşınmış, gitmiş vatandaş. Burada kendisi işte normal annesi babası oturuyorlar. Sonradan buraya ulaşım sağlanmıyor, gelmiyor, gitmiyor. Ki gelip gitmedikçe bu evler tabii ki belli bir zaman sonra çökmeye başlıyor, yıkılmaya başlıyor. Yani burada en büyük pay dediğim gibi biraz önce de vatandaşın. Yani vatandaş eğer ki biraz burada evlerine özen göstermiş olsa, sahip çıkmış olsa yani tabii ki bu evler bu şekilde olmayacak. Ha burada belediyemize de şunu iletmek istiyorum. Yani şimdi benim Dede Mahallesi'nde, Odupazarı Dede Mahallesi'nde yaklaşık nereden baksanız bu tarzda nereden baksanız bir 15-20 tane evimiz var. Ki bu evler artık yıkılmaya yüz tutuyor, yıkılıyor, gidiyor. Yani burada bir can kaybının olması, bir şeyin olması, bir de site alanı içerisinde olduğu için belediyemiz herhangi çok fazla bir şey yapamıyor. Mesela bu binamız korumada. Bölge korumada. Bölge koruma görmüş olduğunuz gibi yani şurada normalde sıva yapılmıştı. Bunu sıva yapmaya kalktığında buranın hiçbir şekilde tadilat olamayacağını, hiçbir şekilde el sürülemeyeceğini söylediler. Ve şu anda da yüz tuttu yıkılmaya. Artık yıkıldı yıkılacak yani şuralarda görmüş olduğunuz gibi. Çatısı deseniz ona keza, duvarları deseniz ona keza. Yani burada bütün yetkililere sesleniyorum, ev sahiplerine sesleniyorum. Yani burada bu evleri mümkün olduğu kadar boş bırakmamak, yani mümkün olduğu kadar eğer ki yapamayacak bir durum varsa belediyemize veya farklı bir kurumlara, devlet kurumlarına giderek yani buranın ya yıkımını sağlattıracak ya veya gelip tadilatını, bakımını yapacak. Odunpazarı bölgesinde iç içe 7 tane mahalle var. Şarkiye, Cunediye, Paşa, Dede, Orta, Akçami. Bir de Akçaalan'ı sayarsak Akçaalan biraz daha tabii kentsel dönüşme biraz daha yakın bir yer. Yani şimdi şöyle bir bakıyorsunuz Odunpazarı'na gelen turistler hepsi Odunpazarı'nın tam merkezde Göbek'te çakılıp kalıyor. Biraz önce de sizin dediğiniz gibi yani Odunpazarı yani bir sokak öncesi çok güzel, bir sokak sonrası harabe virane evlerle kaynıyor. Yani bu harabe virane evlerin önüne geçilmesi hem yetkililer tarafından hem de ev sahipleri tarafından yani eğer biraz duyarlılık olursa çok daha güzel bir şekilde Odunpazarı daha çok güzelleşecektir. Bir önceki sokakta turistler geziyor, yerli yabancı turistlerimiz geziyor. Müthiş bir sokaklar, müthiş bir evler. Ama bir arka sokağına baktığınız zaman her tarafta virane evler. Yani bu virane evlerin kaldırılması, Odunpazarı'nın eğer biraz daha Odunpazarı Eskişehir'i tanıtılmak isteniyorsa bu Odunpazarı'nın biraz daha tertipli, düzenli yetkililer tarafından bunların yapılmasını rica ediyoruz biz. Kafamı dinlemek istiyorsan.